Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu güzelliğin yapımını anlatacağım. Gördüğünüz gibi çok hoş, çok güzel bir model. Benim çok sevdiğim modellerden bir tanesi. Çok da istek alıyordu. Kısmet de bugüneymiş. İnşallah beğenirseniz beraber yapalım. Tasarımcısı Sibel Öztürk Hanım. Ona da buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Bu güzel modeli bize kazandırdığı için teşekkür ediyorum. Kendisinde çok güzel modelleri var, tasarımları var. Sayfası Sibel'le örgü sayfası var arkadaşlar. Eminim çoğunuz da tanıyorsunuzdur kendisini. Böyle bu da çok güzel modellerinden bir tanesi. Gördüğünüz gibi modelimiz boyut olarak biraz küçük gelebilir. Dilerseniz bir iki sıra fazla yapabilirsiniz. Böyle kıvrımlı olmasını istemiyorsanız da arkadaşlar, 8 fıstık üzerine başladık biz. 7 fıstık üzerine başlarsanız yaprağın bir tanesi eksik olur. Daha düz durur taban yerde. O şekilde ayarlayabilirsiniz. Çiçeklerimi de gördüğünüz gibi 3 kat yapraktan oluşuyor çiçeğimiz. Dilerseniz bir kat fazla da yapabilirsiniz. Size kalmış 1-2 kat fazla yapabilirsiniz. Daha büyük olsun istiyorsanız. Evet, renk olarak da elinizde kalan iplerinizi değerlendirebilirsiniz. Böyle geçiş renk tonlarının geçişlerine göre açıktan koyuya göre de ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Konuşamadım, kusuruma bakmayın. Size kalmış. Evet, böyle. Yapımı da gayet kolay. Hiç tereddüt etmeyin arkadaşlar. Sadece burada kurtçukları yaparken zorlanabilirsiniz. Onu da inşallah detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Yapamazsanız bir iki defa deneyin. Mutlaka yapacaksınızdır. Evet, hazırsanız Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Şöyle kenara alayım lifimi. Beraber başlayalım. Evet, 7 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İlk yaptığım zincire başına dolamadan batıyorum. Bir zincir çektim. İlmeğimi genişletiyorum. Tığıma 3 defa sardığım fıstık yapıyorum. Kapattım. 2 zincir çekiyorum. Aynı yuvaya ikinci fıstığı yapıyorum. Kapattığım 2 zincir. Üçüncü fıstığı yapıyorum. Kapatıyorum. Evet, aralarda 2 zincir çekiyoruz. Toplamda 8 fıstık yapalım. Sonrasını göstereceğim. Evet. 8. fıstığım yaptım. En son 2 zincir çektim. İlk yaptığım fıstığın tepesine batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. 2 zincir ipimi kesiyorum. Evet, ilk yaprak sıram beyaz. O yüzden beyaz ipimi alıyorum. Şöyle bir zincir çektim. Bu fıstığın üzerine sabitliyorum. Başına dolamadan batıyorum. Bir, iki, üç. 4, 5, 6, 7, 8 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Sıradaki fıstığın tepesine trabzan yapıyorum. Bir dolayıp iki defa da çektiğim trabzan. Bu şekilde. 5 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Sıradaki fıstığın tepesine trabzan. Böyle denk gelsin arkadaşlar. Zinciriniz eksik geliyorsa, kasıyorsa bir fazla çekebilirsiniz. Evet. Her bir fıstığın tepesine bir trabzan yapıyoruz. Arada 5 zincir. Sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, son zincir yuvamı yaptım. İlk yaptığım zincirin 1, 2, 3.'süne tığ batırdım. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Şöyle 2 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Hemen bu yuvanın içine bir dolayıp İki defa da çektiğim 5 tane trabzan yapıyorum. Trabzanların boyunu biraz uzun tutabilirsiniz. Evet, 3 4 5 trabzan yaptım. 2 zincir çekiyorum. Aynı yuvaya başına dolamadan batıyorum. 2 zincir tığıma doladım. Sıradaki yuvaya yine 5 tane trabzan.
İki zincir dibine başına dolamadan batıyorum. Evet, iki zincir çekiyorum. Böyle yapraklarımızı tamamlayacağız. Her yuvaya 5 tane trabzan. Sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldiğim, gördüğünüz son yapraklarım, en son iki zincir çekmişim dibine. Başına dolamadan batıyorum. Burada bir zincir çekiyorum. Bir sonraki yaprakların yuvasında beyaz rengimle yapacağım. Şöyle arkada zincir var gördüğünüz gibi. Ona bu şekilde başına dolamadan batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 zincir yeterli sanırım. Tığıma doladığım sıradaki trabzana bakın. Arkadan trabzan yapıyorum. 6 zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6. Tığıma doladım. Sıradaki trabzanı bu şekilde arkadan trabzan yapıyorum. Tekrar 6 zincir. 3, 4, 5, 6. Tığıma doladığım sıradaki trabzana böyle trabzan yapıyorum. Evet, aralarda 6 zincir. Bu şekilde sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sonuna geldiğim son yuvaya şöyle ilk yaptığım zincirin köşesini, yani üçüncü zincirine diyelim, başına dolamadan batıyorum. Şöyle bir ya da iki zincir çekiyorum, ipimi kesiyorum. Evet, 8 tane yuvam oluştu yine. Mavi rengimi alıyorum. Bir zincir çektim. Herhangi bir yuvaya başına dolamadan batıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tığıma doladığım. Yine bir dolayıp 2 defa da çektiğim trabzanlar yapıyorum. Bu sefer 6 tane yapıyoruz. Evet, trabzanlarımızı biraz uzun tutalım. 4 oldu. 5, 6. 2 zincir çekiyorum. Dibine başına dolamadan batıyorum. 2 zincir tığıma doladım. Sıradaki yuvaya 6 tane trabzan. 3, 4, 5, 6. 2 zincir dibine başına dolamadan batıyorum. 2 zincir bir sonraki yuvaya yine 6 trabzan. Bu şekilde bu sıramızı da tamamlayalım. Evet, sıranın sonundayım. Yine son yaprağımı yaptıktan sonra 2 zincir çektim, dibine başına dolamadan batıyorum. Sıradaki yuvaya da başına dolamadan batıyorum. Orada boşluk oluşmasın diye. Şöyle 2 zincir çektim. Yine yuva yapacağım. Bu renkle yapmak istiyorum. Şöyle hemen buradaki aradaki trabzana başına dolamadan batıyorum. 7 zincir çekiyorum. Pardon, 7, 9 zincir çekelim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tığıma doladım. Sıradaki trabzana, bir alttaki yaptığımız yuva yapmak için yaptığımız trabzana trabzan yapıyorum. 7 zincir doladım. Yine sıradaki trabzanı arkadan trabzan yapıyorum. Arada 7 zincir. 3, 4, 5, 6, 7. Evet, yuvalarımızı yapalım. Evet, son yuvamı yaptım. Zincirimi çektim. İlk yaptığım zincirin şöyle üçüncüsüne başına dolamadan batıyorum. Bir ya da iki zincir çekiyoruz, ipimizi kesiyoruz. Evet. Şimdi pembe ipimi alıyorum. Bir zincir çektim. Yuvaya sabitliyorum.
İki zincir tığıma doladım. 7 tane trabzan yapıyorum. Yine trabzanların boyunu uzun tutmaya çalışıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. İki zincir dibine başına dolamadan batıyorum. İki zincir çekiyorum sıradaki yuvaya. Yine 7 tane trabzan. Evet, bu sefer 7 trabzanlı yapıyoruz. Böyle sıramızı tamamlayalım. Evet, sıranın sonundayım. Yine en son 2 zincir çektim dibine, başına dolamadan batıyorum. İlk yaptığım yuvada da batıyorum. Şöyle 2 zincir ipimi kesiyorum. Evet. Böyle 3 katlı yapraklarımızı tamamladık. Dilerseniz bir sıra daha gidebilirsiniz. Size kalmış, daha büyük yapmak isterseniz. Evet, sarı ipimi alıyorum. Bir zincir çektim. Şöyle çiçeğimi alıyorum. Çiçeğimi yine son yaptığım yuva trabzanına başına dolamadan batıyorum. 3 zincir çekiyorum. Bunu trabzan olarak kabul ediyorum. Şimdi 18 tane daha zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Şöyle tersini çevirdim. 3. zincire başına dolamadan batıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Modelimin düzünü çeviriyorum. Şimdi kurtluk yapacağız. Tığınız böyle demir olacak arkadaşlar, tamamen. Şöyle sarıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 defa sardım. Şöyle geriye doğru ittiriyorum, hani geniş olsun ilmekler diye. Ya da şöyle geriye doğru da sarabilirsiniz. Parmağımla sıkıca tutuyorum. Bu zincire alttan girip ilmeği alıp şöyle bir zincir çekiyorum. Bu zincirle birlikte bütün ilmeklerin içinden geçiyorum. Yukarı doğru çıkıyorum. Böyle. Kapattım. Bir zincir. Tekrar 16 defa sarıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Geriye doğru çektiriyorum. Tutuyorum. Aynı zincir yuvasına batıp ilmeği alıp zincir çekiyorum ve o ilmeği bütün ilmeklerin içinden geçiriyorum. Kapattım. Bir zincir. Tekrar 16 defa sarıyorum. 3, 14, 15, 16. Yapamıyorsunuz. Birkaç defa deneyin. Olur mutlaka. Bakın, geriye doğru aldım. Böyle tutuyorum sıkıca. Yine yuvama giriyorum. İlmeği aldım. Zincir çekiyorum ve ilmeklerim içinden yukarı çıktım. Kapattım. Bir zincir. Evet, 4. kutucuğumu yapıyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Geriye doğru aldım. Hafif genişletiyorum, tutuyorum. Zincir çekerek yukarıya çektiğim ilmeğimi kapatıyorum. Bir zincir. Evet, 4 tane olduktan sonra öbür tarafa geçeceğiz. 4 sağda, 4 solda olacak. Tekrar kurtçuğumu yapıyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Şöyle geriye doğru çektirdim. Burada bakın, son yaptığım 1 ve 2. kurtçuk arasına diğer zincirimi de içine alacak şekilde bunu buraya sabitliyorum. Yani öbür tarafa geçmiş olduk. Kapattım. Bir zincir. Tekrar 16 defa sarıyorum. 2'ye doğru alıp tutuyorum. Evet, diğer 2 kurtçuk arasına. Bir sonraki, önce buraya batmıştık, şimdi buraya batıyorum. Şu zinciri de araya alacak şekilde ilmeklerin içinden geçtim, kapattım. Bir zincir. Evet. Bir sonraki 2 kurtçuk arasına giriyorum.
Evet. Kapattım bir zincir. Bir tane kurtçuğum kaldı, onu yapıyorum. Geriye doğru ilmeklerimi çektirdim. Şöyle şuraya batıyorum. İlmeklerin içinden geçiyorum. Kapattım. Evet. Gördüğünüz gibi 8 tane kurtçuğum oldu. 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Şöyle dibine, başına dolamadan batıyorum. Ya da şöyle şuraya batalım hemen. Şöyle diğer karşıdaki kurtçuk ve zincir arasına. Evet. Bakın iki yaprak arasında oluyor. Şimdi 7 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tığıma doladım. 7 tane denk geliyor mu diye bakıyorum. Şöyle diğer trabzana. Sıradaki yuva trabzanına trabzan yapıyorum. Böyle. 18 tane zincir çekiyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 18 zincir çektim. Tersini çevirdim. Bu trabzanın tepesine başına dolamadan batıyorum. 4 zincir. Aynı işlemi buraya da yapacağız. Çevirdim. Yine kurtçuk yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 16 defa sardım, geriye doğru çekiyorum, tutuyorum. Sıkılanmasın diye yine zincire atıyorum. Bir zincirle birlikte bütün ilmeklerin içinden geçiriyorum. Kapattım, bir zincir. Evet, 4 tane kurtçuk yapalım, öbür tarafa geçişini göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi 4 tane kurtçuk yaptım. Şimdi 5.'yi yapacağım. Şöyle yine sardım tığıma. Bu son yaptığım bir ve ikinci kurtçuk arasına. Buraya bakın. Bir de bu zincirimi alarak ilmek aldım. Bir zincir çeker gibi yapıyorum. Bütün ilmeklerin içinden yukarı çıktım. Boyutun bu kadar olmasını istiyorum. O yüzden şu içinden geçirdiğim bir zincirle sabitledim. Yine 16 defa sardım. Sıradaki İki kurtçuk arasına yine zinciri içine alacak şekilde geçiyorum. Yukarı çıktım, kapattım, bir zincir. Evet, bir sonraki iki kurtçuk arasına batıyorum. Videoyu yavaşlatabilirsiniz, hızlı yaptığımı düşünüyorsanız. Geriye doğru aldım. Buraya bakın. Diğer son kurtçuk ve zincir arasına batıyorum. Son kurtçuğumu yaptım, kapattım. 4 zincir. Şöyle dibine, şuraya. Başına dolamadan batıyorum. Tekrar 7 tane zincir çekiyorum. 8 tane kurtçuğum oldu. Tığıma doladım. Sıradaki yuva trabzanı, iki yaprak arasındaki, ona trabzan yapıyorum. Tekrar 18 zincir. Evet, bu şekilde 8 tane kurtçuk yuvalarımız oluşacak. Yapalım. Evet, gördüğünüz gibi sonucu da tamamladım. 8 tane oldu. En son 7 zincir çektim. İlk yaptığımın şöyle dibine, ya da zincirin üzerine diyelim, başına dolamadan batıyorum. 2 zincir ipimi kesiyorum. Evet, görüntü bu. Şimdi beyaz ipimi alıyorum. Bir zincir çektim. Şöyle herhangi bir yaprağımdan şöyle geriye doğru 1, 2, 3 ve 4. arasına bakın. Şöyle kurtçukları sayıyorum. 1, 2, 3 ve 4. arasına başına dolamadan batıyorum. Bir zincir ilmeğimi genişlettim.
Tığıma 4 defa sardığım fıstık yapıyorum dolgun dursun diye. Kapatıyorum. 2 zincir tığıma doladım sıradaki yuvaya. 4 defa sardığım fıstık yapıyorum. 2, 3, 4. Kapatıyorum. 2 zincir tığıma doladım. Sıradaki 2 kurtçuk arasındaki 1 zincir çektiğimiz yere. 3, 4 defa sardım, kapattım. Yine 2 zincir tığıma doladım. Bu sefer buradaki zincirle kurtçuk arasına batıyorum. Fıstık yapıyorum. 1, 2, 3, 4 sardım. Kapatmıyorum, tutuyorum. Karşıya, karşı kurtçuk ve zincir ve kurtçuk arasına fıstık yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Böyle ikisini bir kapatıyoruz. 2 zincir tığıma doladım. Sıradaki 2 kurtçuk arasına fıstık yapıyorum. Biraz hızlı yapıyorum, artık anladınız. Kapatıyorum. 2 zincir sıradaki 2 kurtçuk arasına kapatıyorum. 2 zincir sıradaki 2 kurtçuk arasına fıstığımı yaptım, kapattım. 2 zincir, bakın tam tepe. Evet, videoda bir kopukluk oldu, kusuruma bakmayın. Şöyle en son bakın 4 tane fıstık yaptık tam tepeye. 4 tane kurtçuk sağda, 4 kurtçuk solda kalacak şekilde tam tepeye kasmasın diye 2 tane fıstık yapıyoruz. Birincisini yaptım, kapattım. 2 zincir aynı yuvaya ikincisini yapıyorum. Kapattım 2 zincir. Bakın tepeye 2 tane fıstık yapmış olduk. Sıradaki yuvaya 2 kurtçuk arasına bir fıstık yapıyorum. Kapattım 2 zincir, bir alta geçiyorum. 2 kurtçuk arasına. Evet, hızlıca yapayım artık. 2 zincir sıradakine geçiyorum. Kapatıyorum. 2 zincir. En son kurçuk ve zincir arasına batarak fıstık yapıyoruz. Karşıya geçmek için. Evet, bu fıstığı kapatmıyoruz. Karşıya, diğer kurçuk kümesine diyelim arkadaşlar. Orada yine zincirle kurçuk arasına batarak ikinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapattım. 2 zincir. Evet, yine her yuvaya bir fıstık yaparak devam ediyoruz. Tam tepeye 2 fıstık yapıyoruz. Burada yaptığımız gibi. Böyle geçişleri de öğrendiniz. Tamamen etrafını yapalım. Sıranın sonunu yine göstereceğim. Evet, sıranın sonuna geldim. Şöyle son fıstığımı yaptıktan sonra bakın tepeye 2 fıstık yaptım. 2 zincir çektim. İlk yaptığım fıstığın tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. 2 zincir ipimi kesiyorum. Evet, sırada mavi rengimiz var. Mavi ipimi aldım. 1 zincir çektim. İpimi kestiğim yerin gerisinden bakın buradaki yuvaya. Şöyle buraya sabitliyorum. 1 zincir ilmeğimi genişlettim yine. 4 defa sardığım fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. 2 zincir sıradaki yuvaya geçiyorum. Kapattım 2 zincir. Sıradaki yuvaya geçiyorum. Fıstığımı yaptım, kapattım. 2 zincir, son bir yuvam kaldı. Gördüğünüz gibi oraya bir fıstık yapıyorum. Karşıya geçmem lazım. O yüzden kapatmadan karşıya bir ve ikinci fıstık arasındaki yuvaya ikinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapattım. 2 zincir. Sıradaki yuvaya bir fıstık. Kapatıyorum.
İki zincir sıradaki boya. Bir fıstık. Kapattım iki zincir. Sıradaki boya bir fıstık. Tepeye giresiye kadar bir fıstık yapıyoruz. İki zincir tepedeyim. Tam ortada gördüğünüz gibi. İki fıstığın ortasına üç fıstık yapacağız. Birincisini yaptım. Kapattım. İki zincir. Aynı yuvaya ikinciyi yapıyorum. Kapattım. İki zincir. Aynı yuvaya üçüncüyü yapıyorum. Kapattım. İki zincir. Evet, bu şekilde. Bu yaprağımızın etrafı da böyle. Bu sıramız da bu şekilde devam ediyor. Geçişler dediğim gibi. En son buraya fıstık yapacaksınız. Kapatmadan karşıya. Buraya batacaksınız. Tepeye de 3 fıstık. Buradaki gibi. Geçişler de buradaki gibi. Sıramızı tamamlayalım. Evet. Bu sıramı da tamamladım. Şöyle sonundayım. En son 2 zincir çektim. İlk yaptığım fıstığın tepesine atıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdiğim 2 zincir. İpimi kesiyorum. Fuşya pembesine geçiyoruz. Evet, bir zincir çektim. Şöyle yine geriye doğru bakın. İpi kırdığım yerin bir gerisinde sabitliyorum. Bir fıstık yaptım, kapattım. İki zincir, sıradaki boya geçiyorum. Bir fıstık. Evet, sıradaki yuvaya geçiyorum. Bir fıstık. Kapattım. İki zincir. Sıradaki yuvaya geçiyorum. Bakın, son yuvam olduğu için bir fıstık yapıyorum. Kapatmadan karşı yuvaya. Karşıya. İkinci fıstığımı yapıyorum. Evet, ikinci fıstığımızı yaptık. İkisini bir kapatıyoruz. İki zincir, sıradaki yuvaya bir fıstık. Her yuvaya bir fıstık yaparak tepeye kadar gidiyoruz. Böyle hızlıca yapayım. Gördüğünüz gibi tepede 3 fıstığım var. Sağ tarafına bir fıstık yapıyorum. Kapattım. 2 zincir tam ortaya. Bir fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Bakın, fıstığın tepesine battım. 2 zincir aynı fıstığın tepesine bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım iki zincir. Bu şekilde yapacağız tepeleri. Sıradaki yuvaya bir fıstık. Kapattım iki zincir. Evet. Dediğim gibi tepeler. Bu şekilde geçişleri de artık öğrendiniz. Tepeye, tam tepedeki fıstığın tepesine iki fıstık yapacağız. Bu sıramızı bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Evet, gördüğünüz gibi bu sıranın sonuna geldiğim aynı renkle devam edeceğim. Şöyle birileriye başına dolamadan batıyorum. Buradayım. Bir zincir ilmeğimi genişlettim. Hemen fıstık yapıyorum. Kapattım. İki zincir sıradaki yuvaya bir fıstık. Kapatıyorum. İki zincir son yuvama fıstığı yapıyorum. Karşıya bir ve ikinci fıstık arasına da ikinci fıstığımı yaptım. İkisini bir kapatıyorum. İki zincir. Her yuvaya bir fıstık yaparak devam ediyorum tepeye kadar. Evet, çok uzatmayayım. Şöyle tepeye bakın. İki fıstık yapmışım. Buraya kadar gelelim. Evet, gördüğünüz gibi
Tepeye geldim, iki fıstık arasına. Buraya yine üç fıstık yapıyorum. Birincisini yaptım, kapattım. İki zincir aynı yuvaya ikinci yapıyorum. Kapattım. İki zincir aynı yuvaya üçüncü yapıyorum. İki zincir. Evet, tepelerde bu şekilde geçişleri de artık biliyorsunuz. Bu sırayı da tamamlayalım. Evet, bu sırayı da tamamladım. Daha büyük yapmak isteyenler bir ya da iki sıra fazla yapabilir. Ben şimdi kenarını göstereceğim. En son buraya sabitledim. Şimdi sıradaki yuvaya bakın. Aradan önce bir iki yuva var. Buraya batıyorum. Bir de karşıya. Bu şekilde. İlkine değil ikincisine. İkisine bir bu şekilde başına dolamadan batıyorum. İki zincir çektim, şöyle açıyorum. Tığıma doladım. Buraya hemen bu yuvaya trabzan yapıyorum. Bir, iki trabzan yaptım. Tığıma doladım. Sıradaki yuvaya üç trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç. Bir dolayıp iki defa da çektiğim trabzan yapıyorum. Doladım sıradaki yuvaya üç trabzan. Sıradaki yuvaya üç trabzan. Evet, sıradaki yuvaya üç trabzan yapıyoruz. Tam ortada bir fıstığım var. Onun tepesine de bir trabzan yapıyorum. Üç zincir çekiyorum. Trabzanın tepesine bu şekilde başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladım. Sıradaki yuvaya, zincir yuvasına 3 trabzan. Evet, her yuvaya 3 trabzan yaparak devam ediyoruz. Son 2 yuva kalasıya kadar, buraya kadar gelelim. Evet, gördüğünüz gibi dediğim yere kadar geldim. Karşımda 2 yuva var. Buna batıyorum. Bir de denk gelen karşıdaki ikinci yuvaya bu şekilde tığıma doladım. Buraya trabzan yapıyorum. Trabzanla birlikte sabitliyorum. Şöyle çevirdim. Buraya iki trabzan daha yapıyorum. Böyle. Sıradaki yuvaya geçiyorum. Üç trabzan. Her yuvaya üç trabzan yaparak devam ediyoruz. Evet, tepeye de ortada fıstığın tepesine trabzan yapıyoruz. 3 zincir çekip tepesine pipirik yapıyoruz. O şekilde tepeleri o şekilde yapalım. Geçişleri de öğrendiniz zaten. Sıramızı tamamlayalım. Evet, sonuna geldiğim şöyle ilk yaptığım zincirin tepesine tığım batırıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. 2 zincir çekiyorum, ipimi kesiyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Sizinkiler de, benimki de. Şöyle ipimizi içe doğru saklayalım. Evet, şöyle düzelteyim. Böyle olacak. Şöyle. Çok da güzel oldu. Eminim sizinkiler de en az bu kadar güzel oldu. İnşallah anlatımdan da memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız da bana destek olmuş olursunuz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.